Evet arkadaşlar, biraz önce WhatsApp üzerinden bir mesaj aldım. İslam'ın eşcinselliği lanetlediği fikrini ortaya koyan bir şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Timur Taş Uçar'ın ifade ettiği gibi İslam'ın, Kur'an'ın, Allah'ın ve benim ilave bir efkarım ile nurculuğun en büyük azılı düşmanları, katilleri Türkiye'de bulunuyor. Ve bu insanlar ne için ısrar ile eşcinselliği müdafaa ediyorlar, bu fikri savunuyorlar? Neyin altyapısını hazırlamaya, oluşturmaya, yerleştirmeye çalışıyorlar? Ben bunu hemen bana mesajı gönderen ilgili şahısa cevapladım. Bakın göstereyim size. Dedim ki, çok yakın bir gelecekte bu İslam düşmanı olan laikler, ladiniler, peşlerinden gittikleri adamın, yani Süfyan'ın eşcinsel olduğunun ortaya çıkacağından çok fena tırsıyorlar. Ve o zamana kadar toplumun bilinçaltına eşcinselliğin normal ve sıradan bir durum olduğunu yerleştirmeye ve kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bütün karın ağrıları, bütün dertleri, bütün sızıları, bütün baş ağrıları, endişeleri, panikleri, telaşları, korkuları bu. Deccal'ın enikleri çok fena panik haldeler. Tırsıyorlar. Biz ilah mevkiine dünyayı kurtarmış olan adam gözüyle bakmamıza rağmen nasıl eşcinsel olduğu ifade edilir? Bunu gizlememiz, saklamamız, bunu örtbas etmemiz lazım. Nasıl olacak? Bu ülkede Müslümanların sayıları çok fazla. Bu gizli sırrı öğrenmemeleri lazım. Eşcinsel olabilir, normaldir diye toplumu bakın çok fena yanıltmaya çalışıyorlar. Nasıl yaptıkları gibi, mesela ezanı kapatıyorsun falan filan gereği. İslam'a tecavüz ediyorsun canım şundan şundan dolayı. Kur'an'a kılıç çekiyorsun şundan şundan dolayı. Müslümanları, müminleri, nurcuları öldürüyorsun, içeri atıyorsun şundan şundan dolayı. Bakın hepsine kılıf var. Faizi getiriyorsun, eskiden banka mı vardı? Tesettürü açıyorsun medeniyet namına. Bakın, ben size bunun risaleden hemen kaynağını da göstereyim. Bakın çok enteresandır. Şimdi spontane ders yapıyorum ben. Yani füceten, hazırlıksız, defaten kayıt aldığım için takdir ederseniz ki kaynağı, kitabı hazırlamadım ama hemen bulabilirim. Yani irticalen konuşuyorum. Evet, bakın şimdi. Laiklerin durumunu Üstad Hazretleri nasıl ifade ediyor? Eşcinselliği de şimdiye kadar yapmış oldukları, İslam'a vurmuş oldukları ihanetler, lanetler, darbeler gibi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bakın Üstad Hazretleri bize bir ipucu veriyor bu hususta. Bu laik münafıklar, bakın, ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle, vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdat-ı mutlaka cumhuriyet namı vermekle diktatör adamı savunuyorlar ve buna cumhuriyet namı veriyorlar. Halbuki tek bir seçime girmiş, kazanmış değil. İrtidadı mutlakı rejim altına almakla dinsizliği getiriyorsun, buna laiklik diyoruz. Bak, irtidadı mutlakı rejim altına almakla sefaheti mutlaka medeniyet ismini vermekle her türlü pisliği, günahı, haramı, rezaleti, şenaeti, denaeti işliyorsun, irtikap ediyorsun, ithal ediyorsun. Ve buna da medeniyet namını veriyoruz. Münafık olduğunuz için. Cebri keyfi küfriye, dinsiz putperest kanunlarınıza, güya yani kanun ismini takmakla hem sizi ifal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek
hakimiyet İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Mesela 2020 yılındayız. Şöyle bir ilavede neden bulunamıyoruz? Ve eşcinsellik gibi Allah'ın fitnesine, belasına, insanı dünya ve ahirette belaya duyçar edecek olan bir duruma meşru bir ifade takarak, normalmiş gibi bir kılıf uydurarak insanları aldatmaya çalışıyorlar diye de bir ilavede bulunabiliriz. Evet. Dediğim gibi, bakın tekrar okuyorum. Çok yakın bir gelecekte bu İslam düşmanı olan laikler, peşlerinden gittikleri adamın, yani Süfyan'ın, Deccal'ın eşcinsel olduğunun ortaya çıkacağından çok fena tırsıyorlar. Ve o zamana kadar toplumun bilinçaltına eşcinselliğin normal ve sıradan bir durum olduğunu yerleştirmeye ve kabul ettirmeye, meşru hale getirmeye çalışıyorlar. Bütün karın ağrıları bu. Deccal'ın enikleri çok fena panik haldeler. Masal mı anlatalım yani? Ne yapalım? Yaşasın zalimler için cehennem. Ölümden korksak nurculuk yapmazdık. Evet.